Serimizin ilk bölümünde seçimlerimizi yapmıştık, kadro mühendisliğimizi yapmıştık. Önder Hoca, Boğaç ve Mustafa ile birlikte. Bakalım taktik ve maçlar nasıl gelişecek? Hep birlikte izleyelim. Hocam seçimlerimizi yaptık. Biraz daha 4-2-3-1'e göre burada tercihlerimizi yapacağız. Şimdi rakip takımda çok hızlı oyuncular var gibi. Var. Ama sanki dengeli bir kadro seçmediler hocam. Bence de. Kadroların bir dengesi yok ama önde çok ciddi tehditler var. Yani savunmanın arkasına sızma koşulları atan oyuncular da var. Bence bir tane pasörleri var sadece. O bizim için avantaj. Baraya dışında yok gibi. Ben hatta onu da yani driplingçi bir orta saha, Bellingham'ı da driplingçi bir orta saha olarak kabul ettim. Pasör oyuncuları, Neymar pasör diye tarif edilmiyor ama. Bence Rodri'yi oynatacaklar. Bir tek yani o muhtemelen nispeten. Öyle. Ama kimden vazgeçecek? Benzema yedek kalıp Rodri, Baraya, Kante gibi bir şey de yapabilirler. Yapabilir. Orta sahayı üçlü de yapabilir. Onu istemem. Benzema Haaland yapması daha çok hoşuma gider. Her ne kadar daha şey olsa da ama 4-2-4'e dönen bir oyun sürekli savunma için onlara sıkıntı yaratır gibi. Önde baskıcı sanki Kane ve Messi çok ideal değil gibi hocam bizde. Biz biraz daha topumuzu yapıp pasımızı yapan bir takım, yani yerleşip dengeli oynayan bir takım daha iyi gibi. Bu arada biz sağ bek seçimimize de bir dikkat edelim derim. Alfonso Davies zaten yani yeryüzündeki en çabuk sol bek. Doğru. En hızlı, en ciddi atlet yani. Teknik anlamda bazı defolar olsa da. Reece James mi, Eşref Hakimi mi? Burada hızlıca bir öneri alalım oyundan. Bunu Messi'yi buraya attı. Valverde'yi beğeniyor belli ki oyun. Genel öneri olarak kadro bize böyle bir öneri yaptı da bu bence çok ideal değil. Bence Salah'ı her türlü sahada kullanıp, kenarda, evet. Messi'yi merkezde, De Bruyne'yi de kimin yanına atmak daha makul diye düşünüyorum ben. Valverde'yi yedekte kullanıp burada, çünkü alternatifimiz mevcut. Heung-min Son sanki biraz daha kanat forvet olarak da daha makul. Şu merkez zaten bir içimizi açıyor şu tabii. Hat. Evet. Şimdi burada dengeli değil de buradan bir hücumcu bir hücum odaklı bir standart bek mi, yoksa çakılı bek olmaz, iki yönlü bek. Sanki hücum performansı beklemek daha mantıklı. Burada daha dengeli bir performans mı alalım, yoksa şey mi? Hani iki yönlü desen oyna mı diyelim, hani destek ol millete. Kendi kullanacağımız savunmanın sağında daha standart, daha daha çakılı bek diyelim o zaman. 50-50 bir bek tercihimiz olsa daha iyi olur bence. Burada iki oyuncumuz da zaten sağlam stoperlerimiz. Davies hücumcu. Burada biraz derin oyun kurucu değil de ofansif oyun kurucu desek, sonuçta Kevin De Bruyne. Kim için? Kimmich için. Kimmich için. Yani biraz de dinamo tarafı vardır. Ya da savaşçı orta saha. Savaşçı orta saha Brozovic. Önden bir oyuncudan vazgeçip öyle mi oynasak? Ama biz de tehditlerimizi kullanalım. Doğru. Yani burada öndeki silahlarımızı kullanalım. Zaten biz bir orta saha desteği alacağız Valverde ile, eğer bu şekilde başlarsak. Valverde şimdi bizim ben normal seçimimiz. Ben tam da o şekilde başlama düşüncesinde değilim. Bence de sonla başlamak. Olabildiğince ofansif tarafı güçlü başlamak iyi. O yüzden De Bruyne'le başlayacaksak eğer orta sahada bir tane maestromuz olacaksa, yani peki hocam, daha defansif karakterli bir oyuncuyla oynamak daha iyi olabilir. Brozovic işte yani, evet. Hocam Kane'i sonradan diye değerlendirip Messi'yi öne atıp bu şekilde burada Valverde'yi mi değerlendirsek bu acaba? Daha iyi oldu bence. Çünkü benim çok içime sinmedi. İkili olarak bu daha zayıf kaldı diye düşündüm. Evet. Bu şekilde de aslında burada bir dinamo olarak kullanabiliriz, evet. Valverde'yi. O zaman Kimmich de daha rahat bir şekilde kendi daha becerilerini kullanabiliriz. Ya top De Bruyne emniyetli gelir. Bu orta saha getirir. Ondan sonra film döner. Mezzela biraz abartı olur. Burada savunma odaklı bir derin oyun kurucu diyebiliriz Kimmich'e. Diyebiliriz. Burada bence merkezimiz daha sağlam oldu böylece. Şimdi De Bruyne'ye de gizli forvet dersek
sanki o daha ön tarafa da katkı sunabilir. Çünkü arkasında sağlama aldık. Peki Messi'ye de sahte forvet sanki. Evet, aynen öyle. Daha mantıklı gibi. Salo için bir kanat forvet. Sonu kanat forvet yaptık ya hocam. Onu da mı kanat yapsak, yoksa o biraz daha dengeli, her yere bir destek atan mı olsa? Ya şimdi son için şunu da düşünmemiz lazım. Karşısında Trent var. O yüzden sonun hücumcu olması daha mantıklı gibi. Öyle mi diyorsun? Daha üstüne giden adam son olsa daha iyi. Tamamdır. Trent bir de ağır. Tamamdır. Ben sonun iş yapacağını düşünüyorum burada kesinlikle. Takım yapısı sert. Geçiş oyununda burada bir. Bu takım karşı pres yapar mı hocam? Kolay değil. Yani burada... O zaman kademeye dön diyelim. Yani son yapabilir Salah, işte belli ölçüde yapabilir, Liverpool'da yapıyor. Ama Messi'den bunu istemek ne kadar mantıklı? Kevin De Bruyne'den bunu istemek ne kadar mantıklı bilemedim. O zaman kademeye dön tercihi sanki... O biraz daha akıllıca olabilir. Top kazandığında kontra atan mı çıkmak daha mantıklı? Çünkü hareketli de bir takım yaptık. Direkt. Salah. Direkt oyun. Hemen. Direkt oyun. Direkt kontraya. Karşıya. Hızlıca. Evet. Kalecimiz tempoyu düşürsün mü? Hızlıca mı edelim? Tempo düşükse bize daha yarar gibi yani. Mbappeler, Haaland'lar varken sanki. Bilemedim. Yani Courtois zaten öyle aman aman başlayan bir oyuncu değil. O zaman bir talimat vermeyelim ona. Hiç gerek yok. Bunları... Biraz daha oyuna bırakabiliriz. Top rakipteyken de bölgemizi seçtik zaten. Önde pres değil, daha şeyi seçiyoruz. Pres şiddeti konusunda topa dal, biraz agresif, biraz bize kart getirebilir. Getirir. Geriye yaslanma mı yoksa daha önde mi? Yok, yaslanma bizi olmaz, sıkıntıya sokabilir. Birebir oyuncuları var. Birebir becerisi olan oyuncuları var. Onu biraz şey bırakabiliriz. Rakibi merkezden oynamaya zorla. Bunların merkezden mi oynasalar acaba? Gerçi bunların kanat oyuncusu yok. Kanatlardan oynamaya mı zorlasak? Çünkü iki tane kanadı yok. Mbappe'yi kanat oynuyor. Şimdi tabii gerçi oyunun mantığını bilmediğim için soruyorum. Öyle varsayarsak, yani kanattan oynamaya yönlendirdiğimizi varsayarsak. Ama o zaman Trent ve... Tabii doğru. Trent ve Hernandez'in... Biraz daha devreye girebilir. Beklerini riske etmeye gerek yok. Yani rakibin orta yapmasına izin vermemek daha mantıklı gibi. Haaland da var içeride. O zaman daha izin vermeden oynatalım. Burada da rakibi merkezden oynamaya zorlayalım. O zaman ki birbirini daha tanımlısın. Ayağı oynatmaya mecbur etmeye. Burada gösteriyor biraz hocam. Evet. Rakibi merkezden oynamaya zorlayınca kanatlardan oynattırmayıp. Merkezde kaldı ki merkezi zorlayalım çünkü bizde Van Dijk ve Ruben Dias var. Doğru. Daha makul gibi. Prese çok karışmadım, standart bıraktım şimdilik. Oyun kurma konusunda burada bir orta seçeneklerimiz var. Bekler orta açabilir ama buna bence orta tercih etmeyelim çünkü zaten merkeze şey koymadık. Tabii biz ortayı düşünmüyoruz çünkü Messi ile oynuyoruz. Arkasında Kevin De Bruyne var. O zaman rakip savunmanın üstüne gidiyorum. Daha yaratıcı oynadı aynen diyebiliriz. Öyle. Daha yaratıcı. Zaten yaratıcı bir takımız. Evet. Hem De Bruyne, Messi, Son, Salah. Ön tarafta bu arada bize... Kombinasyon seçeneği var mı önde? Yani kombinasyon için oyna şeklinde bir seçenek var mı? Daha yaratıcı oynamak tamam, odaklı. Yani tamam. Bunlar birlikte oynayabilecek oyuncular her tabii, biri. Tabii. Pas şeklimizi belirleyebiliyoruz. Böyle daha dikeni değil, böyle daha kısa pasla önde çıkabiliriz. Mi? Yok, pas şeklimizi nasıl olduğunu... Genel, da... sahanın her bölgesi için konuşuyoruz. Tabii, aynen. Bu takım kısa oynar yani. Bu takım bence de kısa pas takımı. Tempo konusunda standart diyelim. Bizim öyle yüksek tempo rakibi hırpalamak, atletizm konusunda biraz daha zayıf kaldık bence. Ama teknik olarak daha çok daha üstünüz. Zaman geçirmeyelim şimdilik. Hayır. Bizde onlar yok şimdilik yani. Belli olmaz sonuçta. Futbol doğru, var. Doğru. Bu konuda o zaman tamamız diyebiliriz. Oyunculara değil, duran top kullanma konusunda seçimlerimizi yapalım. Onların duran toptan da önlemler alacak mıyız? Onlar da var hocam. Duran top savunmada seçiliyor bildiğim kadarıyla. Evet. Burada her iki ayağını kullanan Kevin De Bruyne iki taraftan da vurabilir. Solak olarak sağdan bence Messi vursun. Aynen öyle. Buradan Kevin De Bruyne vursun. Yedeği de bu olsun.
sağ ayaklı Joshua Kimmich var ama bence yine şöyle yapalım. İlk üç alternatifimizi yaptık. Bu korner ya bu arada. Yanlış yaptık. Kornerleri bir taraftan Messi, bir taraftan De Bruyne tamamdır. İyi kornercimiz var bayağı. Şimdi serbest vuruşları doğru yapayım şimdi. De Bruyne. Messi, De Bruyne. Yedekleri kimi? Korner sıralıyorum. Zaten kornerlerimiz belli. Messi sağdan atsın. Hı hı. Kevin De Bruyne'nin her iki ayağı. Evet, Kevin De Bruyne kullansın. Kısa kornerlere de, yani kısa korner seçme şansımız var mı? Çünkü Salah da, Messi de, Kevin De Bruyne de çok milyon kez denediler kısa korner işini. Ve çözüme gittikleri maçlarda oldu. Bizim beklerimiz çok iyi taç atıcısı değilmiş. James'in, neyse Alphonso Davies kurtarır. Ama yine de bekler kullansın, riske etmeye gerek evet, yok. Doğru. Bu konuda tamamdır. Yine şeyi de garanti altına alalım, Eşref Hakimi, Grimaldo diyelim alternatif olarak. Korner setlerimiz hocam bunlar. Bu savunma da nasıl yerleşeceğimizi sağlıyor. Savunma da mı? Aynen. Şimdi ona bir tane serbest oyuncu koyalım. Tamam. Burada bu. Onu da... Altı pasın yakında kalan alanı marke et diyor. Ben sonu tercih ediyorum oraya. Buraya serbest mı? Defans oyuncusu gibi kullanabileceğimiz birinci posta. Yani arkaya geçmesini kısa kornere engelleyecek olan oyuncu. Sonu nereye atmış? Ruben Dias, Van Dijk arka direkt, şimdi, Messi, Heung-min Son. Burada şöyle yapabiliyor muyuz? Burada Kimmich, burada Son. Tamam. Sonu nereye istediniz hocam? Ön direkte karşılamayı mı? Serbest oyuncu kullanalım onu. Direğin içine değil. Altı pasın üzerine. Birinci posta serbest oyuncumuz olsun. O. Buradan seçeneklerimiz. Şimdi şunu da seçmemiz gerekiyor. Haaland. Yani Haaland ve Rüdiger ciddi silah. Pepe ciddi silah. O zaman buradan şey seçebiliriz. Birebir mi acaba yoksa bir alan savunması mı yapacağız? Alan savunması adam yapacaksak. Diyebiliriz ama adam markacı buraya atıyor. Direkt Van Dijk'a. Setimizi biraz bozdu gibi. Sen ne yapıyorsun? Yakın direği tutuyorsun. Kimsin? Reece James yakın direği tutuyor. Tamam. Kalenin içinde yani değil mi? Aynen. Tamam, okey. Bu altı pasın yakınlık alanı ön direği marke ediyor bu. Serbest olarak bir seçenek maalesef yok hocam. Yok. Uzun boylu oyuncuyu market varmış direkt. Şöyle yapabiliyoruz. Uzun boylu oyuncuyu market. Kim için söyledik onu? Van Dijk. Tamam. Ruben Dias burada. Van Dijk Haaland'la oynamalı. Joshua Kimi. Salah önde. Messi burada. Kimmich burada. De Bruyne burada. Valverde burada. Van Dijk burada. Sen kimsin? Alphonso Davies. Ön direği kim aldıralım hocam? Reece James'i ben... Ya şöyle bir risk alalım mı ne dersin? Salah, Messi ve Son'u. Hı hı. İkisini iki taç çizgisine, yani tam orta göndere, birini ortaya bırakıp başlarında mecburen dört kişi beklemek zorunda kalacak o üç kişinin başında. Messi'yi savunmada kaldı, Messi'yi. Bak, Courtois'un yan topuna güveniyor muyuz biz? Güveniyoruz. Yani en iyi kaleci oyundaki şu an. Tamam. O zaman biz 3 tane atalım buraya. Bu 3 oyuncunun başında 3 kişi bekleyemezler. Mecburen 4 kişi olmak zorundalar. Tabii. Olmazsa yani Son, sorun olacak. Messi, Salah yapalım. Şimdi Salah savunmada enteresan bir şekilde işe yarayabilecek. Yani savunma odaklı özellikleri iyi. Bence burada Kimmich de değil. Ama Salah da hücumda iş yapacak bir oyuncu. De Bruyne? De Bruyne rolü var içeride ama De Bruyne'ü de ileride tutabilir miyiz bilmiyorum. Bir tane daha bence. İki tane seçelim hocam. İkinciyi kim istersiniz? Önde mi? Hı. Yani biri Messi, biri Salah mutlaka olmalı. Tamam. O zaman Salah'a da risk budur diyoruz. İleride kal diyoruz.
O zaman ben yakın direği riske ettim. Van Dijk'a da Haaland'ı al dedik. Böylece 7 kişi burada savunmamız var. 2 oyuncumuz da ileride. Bunu aynısını burası için yapacağız. İleride kal. İleride kal dedim. Van Dijk nerede? Van Dijk'sin değil mi sen? Van Dijk'sin evet. Uzun boylu oyuncu market dedik. Onu da Alphonso Davies'te buraya aldık. Güzel. Şimdi de hücum varyasyonumuzu seçeceğiz hocam. De Bruyne direkt içeri mi kessin? Yoksa paslı mı oynayalım? Burada geride kalan oyuncularımız Reece James ve Alphonso Davies doğal olarak hızlı oyuncularımız. Valverde gerekirse geride durdu. Muhammed Salah ceza sahası dışında bekliyor. Ruben Dias içeri gidiyor. Pardon. Van Dijk gidiyor. Kimmich gidiyor. Messi de arka direkte. Uzak direğe hücum ediyor Messi de. Yani bu uygun ama biz bu konuda biraz zayıfız. Yani evet. Van Dijk ve Dias dışında bizim yüksek topa çıkacak oyuncumuz yok aslına bakarsak. Biraz Salah ilginç bir şekilde. Boyuna göre bu konuda daha iyi. Messi'yi Salah'ı arka direğe atıp Messi'yi dışarıda tutmak daha mantıklı olabilir mi? Ben her seferinde yani böyle bir 11'im varsa ben her seferinde topu dışarıda aldırmak isterim. O zaman ceza şöyle. Kısa. Tamam. Yani orada Kevin De Bruyne, Messi bir kombin yapabilirler yani. De Bruyne şutu yaratabilmek için. Yani bu tarafta yine De Bruyne ve Messi, Messi'nin şutu için kısa yapabilirler. Tamam buradan. Eğer öyle bir şey varsa. Messi'ye yakına gel dedim. Doğru yaptım herhalde. Belki onlar serbest defans oyuncusu kullanmaz. Kullanmazsa, yani bu oyunda oluyor mu bilmiyorum da. Penaltılarımız belli. Penaltı, bu arada penaltı 20 Harry Kane'in. Adam Dünya Kupası'na eledi. Neyse Harry Kane varsa Harry Kane atsın. Sonra Messi, sonra Salah, sonra De Bruyne, sonra Allah neler. Yani başka yok zaten şimdilik. Kimlik de garanti bankasıdır yalnız söyleyeyim penaltıda. Güzel. Burada Kimi biraz zayıf yapmışlar ama olsun. En azından soğukkanlılığın iyi konuda. Kaptanlarımız tamam. Rakibin 11'i bu şekilde gözüküyor bu arada. Tahmini. Bunlar Mane'yi yedek yapar bence. Mantıklı değil. Benzema'yı kullanmayacaklar. Skandal. Yani. İlk iki seçtikleri orta saha oynamıyor şu an onların önerilerinde. Skriniar'ı en son seçtiler. Zayıf. Bence savunmaları zayıf. Fabinho'yu sağ bek oynatıyor oyun. O kadar zayıflar. O zaman biz taktik ayarlarımızı tamamladık hocamla. Şimdi sıra diğer takımda. Şimdi hocam, nerede? Bence transfer şampiyon olduk. Yaz sezonu iyi geçirdik ama önemli olan bunu sahaya yansıtmak. Kesinlikle katılıyorum. Senle öncesinde bir kafa birliğine vardık. Onu biraz özetleyelim. Evet, sen güzel özetlersin. Sen yaparken aynen. Ben anlatayım. Hı-hı. Ben sevgili hocam Boğaç'tan şunu rica ettim. Bir sportif direktör olarak. Ya bence Haaland'ımız varken, ki Haaland tabii ki her türlü atan bir oyuncu ama sol ayağında kullanan bir oyuncu. Ben genelde FM'lerde oynarken şuna dikkat ediyorum. Sol ayak santraforum varsa ve üçlü forvet oynuyorsam sol kenar yani içe kat edecek oyuncunun sol kenarda olmasını isterim ki içe kat etsin, kilit pas bıraksın. Kilit pas bıraktığı zaman da sol ayağını kullanıyorsa Haaland, ki sol ayağını kullanıyor, direkt kullandığı ayağıyla kaleye görebiliyor. Geldiği gibi. Aynen. Geldiği gibi tek vuruş yapabiliyor. Zaman kaybetmiyor. O yüzden mesela Neymar gibi içe kat edip kilit pas bırakabilecek bir oyuncu solda olursa Haaland'da daha iyi bir işbirliği yaparlar diye düşünüyorum. Şimdi onu gerçekleştiriyorum hemen. Oyuncu değişikliğine geçtik. Diğer kanat forvette nispeten daha topsuz koşular, daha hızını kullanan ki şu anda en iyisi var. Ve onu da yaptık. Getirdik mi? Getirdik. O da var Mbappe. O da bizde. Evet şimdi hocam şöyle bir rol dizilimi yaptım ama tabii ki düşüneceğiz bunları. Çünkü yarı bence Teo'nun yerine koyalım. Onun hızı birbirini dengelesin. Şimdi buradaki en önemli kararımız ikinci stoperimiz kim olacak şeklinde bir kararımız var. Bir daha bakalım. Rüdiger açıkçası gerçekten iyi gözüküyor. Onun dışındaki adayımız da... Pozisyon alma çok önemli bence. Çok önemli evet. Diğerlerine bakalım pozisyon almasına. Hızı da iyiymiş. Kime bakalım? Romero var, Fabinho var stoper oynayabilecek. Herhalde onlar ilk
isimler. Pepe var bir de. Pepe'yi bakalım. Bakalım hocam. Şöyle beraber ikisini aynı anda bakalım. Hatta önemli görevlerini de ben sana işaretleyeyim. Şöyle. Mesela pozisyonu Pepe daha iyi. Evet. Pepe'nin fiziksel olarak tabii ki Rudiger'den biraz eksiği var doğal olarak. Hız olarak ne kadar eksik? 13-14. 2 var eksik aslında, evet, değil mi? Evet. Hızlanma olarak ama bayağı bir eksik var. Ama çevikliği daha iyi mesela Pepe'nin. Evet. Bir de hızlanma ama 17-12. Orada biraz fark var ama mental olarak tabii Pepe daha tecrübeli. Yani burada şöyle bir karar bu aslında. Karşı takıma göre de. Bir de şimdi Skriniar'da aşırı hızlı bir oyuncu değil. Ama bunun eksiklerini kapatabilecek ön sezisi falan filan var. Yani bana sorarsan Pepe bir risk, Rüdiger. Bir Rüdiger de tabii oyunu risk ama. Zaman zaman yine maçın yani taktiksel kısmının öncesinde konuştuğumuz gibi bazen önde presi de deneyebiliriz. Deneyebiliriz kesinlikle. O zaman Rüdiger daha önemli hale geliyor. Evet, arkaya kaçırılan oyuncular sırasında. Evet. Oradaki o zaman böyle başlayalım biz. Peki şimdi orta sahada şu kararları almamız lazım. Şöyle bir düşünmüştük biz ama burada başka seçeneklerimiz Neymar'ın var. Neymar'ın yanına düşünmüştün. Sonra şeyi değiştirdik. Hücum görevini Mbappe'ye verelim demiştik ya. Ha, doğru. O yüzden arkasını Barella biraz daha iyi toparlar dedik. Neymar burada pas örgüsüne katılacak değil mi? Evet, burada yani tamam. Şöyle bir şey FM'de bana etkili oluyor gibi geliyor. Şurada destek görevi, 3 tane destek görevi koyduğumuzda hatta belki Bellingham'ın pasörlüğüne bakarız. Şurada bir bakalım üçgen hatta oluşuyor. Bakalım. Sağdaki oyuncu boşa çıkıyor gibi bir şeyimiz var. Fena değil ama öyle bir kararlı ya mı? Şey yok, evet. Rakip ceza sahasına girer varmış bu arada. CMA zaten için çok önemli bir... Zaten onu kullanalım. Olay, evet. Buradan şeyi seçemiyor muyuz? Mesela Neymar oyun kurarken sadece Haaland değil, Bellingham da gitse... Evet, kesinlikle. Olur. Peki Bellingham şuradan gitse daha mı etkili olur? Daha mı Roder üstü bilmez hani diğer sağ taraftan sağda mı diyorsun? Bakalım hocam. Bu arada Barella pas konusunda daha iyi. Tam tersi mi olsa mesela? Tam tersi olmalı. Çok haklısın. Öyle yapalım. Peki Barella'nın rolünü oyun kurucu tarzı bir şey mi yapsak? Vallahi yapmamız mantıklı. Savaşçı orta sahada katılır mı pasa? Katılır ama çok riskli paslar atmıyor. Barella için biraz şey olabilir. Zaten riskli pas atmasına gerek yok sanki. Neymar'la buluştursa yeter mi? Doğru. Yani Neymar yanında olduğu için hani o şöyle işi... Şöyle yapabiliriz o zaman. Riski Neymar alsın. Bellingham'a Mezala dersek top sürmesi gerçekten iyi. Ve gidiyor. Topu girer, alıp Kanada doğru da yani burada aslında Haaland, Bellingham, Mbappe üçlüsü gibi olacak. Evet. Bence şöyle ideal. Senin istediğinde evet, biraz böyleydi. Sadece oyun içerisinde şu ikisinin bir puanlarına ve topla nerede buluştuklarına bakarız. Barella'ya belki oyun kurucu verilebilir. Çünkü şöyle bir baktığımda pas 16, vizyon 16, karar alma 14. Yani gerçekten o güzel. Yani şeyleri sık sık bitirici diye ara paslar deneri var. Güzel. Yani bu bitirici işleri Barella da yapabiliyor. Bitirici pası atabiliyor. Tamam, süper. Rodri'ye ne görev vereceğiz? Şimdi Rodri orası kritik. Pas iyi 6 numaraya göre. Fena değil. Evet. Ben zıplamayı çok önemsiyorum 6 numarada. Çünkü doğru, yine pres yaparsak uzunla zorlarız. Ve 6 numarada hava toplarını alınca önemli bir etkisi oluyor, evet, ve hızı da fena değil yani. Yani bu tarzdaki bir 6 numara için. Vallahi hocam savaşçı orta saha yaparsak çok pozisyonunu kaybediyor. Altının birazcık daha holding, yani tutucu derin oyun kurucu deyince istiyorsak. Derin oyun kurucu savunmada çok agresif olmuyor. Aslında Rodri'ye daha çok uyan bir rol. Ben şu ikisi arasındayım. Ya normal defansif orta saha oynatalım ya da derin oyun kurucu yapalım noktasındayım. Bitirici pası var mı? Yokmuş aslında. Yine de arkadan top verilmiş çıkarabilir. Arkadan top çıkarabilir. Bu ikisinden birini gene maç içerisinde bakabiliriz. Şimdi bizim stoperlerimiz birisi yakın oynasa daha iyi olur. Şu derin oyun kurucu da yakın oynar. Oynar, evet. Tamam. Oradan top biraz sağlıklı çıksın. Peki, o zaman ben şimdi sana en önemli soruyu soruyorum. Oyun dedik anlayışı ve şey. Dedik mi? Derin oyun kurucuya topla çıksın, şey pasör olsun demedim mi? Yok, pasör yaptık değil mi? Derin oyun kurucu tamam, yaptım, aynen. Öyleydi, değiştirmedim. Hı hı. Şimdi burada pres oyunu bizim için etkili olabilir ama o cebimizde bir silah olarak biraz böyle genimizde de var. Önce ama bir teoriye çıkma. Bir sakin. Peki hocam. Diyebiliriz. Barella şunu yapabiliyor musunuz? Kevin De Bruyne var ya rakipte hani altıya bas falan. Evet. Şöyle diyorsun. Kevin de maç başladığında De Bruyne nerede oynuyor ona bakıp bu ikiliyi belki değiştirebiliriz. Sadece şuna karar vermemiz lazım. Birazcık açıkçası
ben şunu tercih ediyorum, sana da uygun olur mu? Pas şeklini burada kısa pas olarak kısa ayarlıyorum. Severim. Ama bazı oyunculara kısa pasın dışındaki özgürlüğü çok tanıyoruz. Çok mantıklı. Okey, burada ben en de lambur lambur çıkmasını sevmem takımın. Hani biraz daha evet, kısa pas dengeli, doğru oyuncuyu bulmak için. Çok iyi. Koşu yoluna pas yap diyebilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum ama. Net. Mbappe'miz var, Neymar'ımız var. Bellingham dahil olmak üzere evet. Herkes top koşma özelliği var. Rakip ceza alanına paslaşarak gir dersek daha sakin, daha iyi bir hamleyi, şansını arttırarak oynuyorlar. Bence o... Fazla bekletmeden orta aç da hızlı kanat oyuncularında etkili oluyor aslında. Böyle erken ortalar açıyor biraz, caner ortası dediğimiz. Ben bunu da genelde deniyorum bence maçın başında. Bence özellikle bir takım olduğumuz için ön taraf çok yetenekli. Paslaşarak girmek daha önemli. O da mantıklı. Katılıyorum hocam. Hücum genişliğini dengeli bırakıp maç içerisinde bakabiliriz istersen. Tamam. Tamam, o zaman burada var mı? Peki hafif böyle öne çıkartabiliyor muyuz? Heh, o şurada. Top rakipteyken birazcık şöyle hafif önde. Aynen, evet. Peki pres bölgemizi önde pres mi yapalım, orta bölgede pres mi, middle block mu yapalım? Ne dersin? Önde pres yapabiliriz gibi ama bu şeyi arttırıyor tabii. Arkaya kaçma ihtimali. Bence bir dengeli başlayalım. Şöyle başlayalım. Savunma hattımız önde. Birazcık sıkışık, kompakt. Şeyi evet sıkıştırdık. Yani çünkü biraz şeye güveniyorum. Maç dengede giderse bizim denge bozacak daha çok oyuncumuz var diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve orta sahamızda oyunu tutmada daha iyi. Bunlar da yine maç içerisinde gördüğümüz şeylerle değiştirebileceğimiz. Sadece daha presle oynayalım mı oynamayalım mı kararını bırakabiliriz. Karşı presi de yine maç içerisinde bakabiliriz. Ama kontraya kalka bence kesin basalım. Tamam. Topu hızlıca elden çıkaralım bence. Tamam, zaten hızlı bir takımız. Evet, bunu stoperlerimiz de çok aşırı iyi pasör değil. Ben kalecinin kısa oynamasını tercih stoper ederim. Stoper ve beklere mi? Beklerden. Beklere. Özellikle Trent'i seçebiliyor muyuz? Özellikle sağdan seçebiliyoruz. Mesela. Evet. Trent'le başlasın. Tamam, buna bir bakalım. Bazen çünkü saçmalayabiliyor böyle şey yapınca. Talimat verince mi? Şey, ona mesela pres yapıyorlar. Ona rağmen deniyor falan. Ama ona oyunda bir bakalım. Bakalım. Mantıklı. Pozitif mi başlayalım, dengeli mi? Ona ne dersin? Yani her şeyi dengeli yaptık. Bunu da dengeli diyelim. Tamam, şu rolleri verelim o zaman. Özgürlük vereceğimiz oyuncular pas tamam. konusunda. Biri tabii ki Trent. Trent'e daha fazla riskli pas ve dikine pas verelim tamam. hocam. Aynen. Direkt Haaland'ı görebilir. Bence Rodri'de hani baskı altında olmayacaktır. 6 numara çok fazla diye düşünüyorum. Ona da verebiliriz. İkisini de verelim mi? İnce paslarda denesin mi? Denesin. Yani 6 numaradan tamam. Neymar'a da tabii verelim. Neymar'a bayağı özellik. Valla Barella'ya da verebiliriz bu arada. 16-16 hepsi. İster misin? Vermeyeyim mi ya da? Neymar'a verelim. Neymar'a kesin verelim. Ben çünkü 17, daha 17. çok Neymar'la buluşsun top. Çünkü Barella kendi evet. dener şimdi. Bu arada çok daha fazla buluşmasını istiyorsak oraya da kanat oyun kurucu da deneyebiliriz. Cebimizde dursun istiyorsan. Tamam. Daha fazla top gider oyun kurucu ayarlarsak. Orası kesin. Yapsak mı? Neyden feragat etmiş oluruz? Çok ince işler driblinglere girmez bu sefer. Yok. Daha çok pas dener. Yok, o zaman kalsın. Böyle kalsın. Tamam. Haaland ve Mbappe'ye vermiyorum. Barella'ya vermedik. Bellingham'a daha fazla top sürü verebiliriz. 16. Merkezde aslında şey olabilir. Fark yaratabiliriz. Hani merkezde dribling yapacak. Daha fazla dribling yap diyorum o bir zaman. Bir deneyelim. Tamam. Merkezde. Peki uzaktan şut konusunda hocam. Bu arada Mbappe'ye de bence driblingleri o zaten vardır herhalde diye düşünüyorum. Varmış evet. Rolünden ötürü tamam, zaten tamam. var. Neymar'da da vardır. Onda da var. Şey diyebiliriz uzaktan şutlara. Neymar'ın 15'miş. Daha yükseği var mı? Onu da 15 çok aşırı 13. yüksek gelmedi bana. Evet, bence bana böyle kalsın. Haaland'ı atacağı pas daha önemli hale gelebilir. Daha önemli evet. 13. Aynen uzaktan şut konusunda müthiş değil kimse. Böyle kalsın. Okeyiz o zaman hocam. Aynen. Çok presli değil. Dengeli. Bir duran topları bakalım. Ve yedeklere bakacağız. Evet. Kimleri almayacağız? Benzema bir kere olsun. Benzema şöyle sona aldım. Hatta ben de öyle yapıyorum. Defansa şey kafa karışmasın diye. Mane'yi de bir Mane'yi de oraya alalım. Di Lorenzo bir yedek pek olarak yeter sanki. Diğer tarafı da oynayabiliyor diye biliyorum. Aynen o zaman Guerrero'ya gerek yok. Enzo Fernandez, Dani Olmo bakmak istediğin var mı? Yok sanki bakalım alternatiflerde kimler var. Dani Olmo var. Mane Kovacic olsun. Krasik ile var. Kovacic'imiz iyi bir alternatif. Aynen. Kante 6 numara, Fabinho stoper gibi düşünebiliriz, Pepe stoper gibi. Kravatskeli'ye çok ihtiyaç olur mu? Olmaz sanki.
Bence Kanada öyle olmaz iyi. Gibi geliyor. Sadece kanat olarak evet bir tek manemiz var. Hayda. Bir tek mane var diye üzülüyoruz. Aynen. Benzememiz var. Evet. Biz aslında iki santraforda oynayabiliriz. Onu da düşündük de. Evet. Son olarak o zaman duran toplara duran geçiyoruz. Topları hızlı çalışalım. Bir şekilde. Kornerler hocam hızlı seçim diyelim. Sol bölge Neymar, Mbappe ve Trent demiş. Ben arka direğe kesilmesini seviyorum. Oyunda birazcık daha ön direk daha etkili. Öyle mi? Aynen öyle denersek sanki peki, daha iyi olur. Peki kullandı hani sağ korneri sağ ayaklı oyuncu daha mı iyi olur ön direk o zaman? Şimdi o enteresan ben ikisini de deniyorum. İkisinde de gol olduğunu gördüm. O yüzden bilmiyorum. Sen söyle onu yapalım. Ben normalde sol ayaklı oyuncu sağda kullansın isterim. Arka direğe kessin evet. İstersin. Öyle de deneyebiliriz. Ben hep ön direğe kestiriyorum. Tamam. Fena olmuyor. Tamam öyle yapalım. Öyle yapalım. Peki sol sağ ters ayak mı kessinler? Şimdi sol ayaklı oyuncu çok yok. Hani Neymar rakip olabilecek. O yüzden Neymar kullansın ayrı fark etmiyorsa. Tamam okey öyle yapalım. Yani Ozan şey yapalım şurada da Neymar olsun. Guerrero aynen şöyle yapalım. Hatta Guerrero'yu çıkartalım buradan. Yedeklerini de al bence. Trent olsun bence. Tamam ikinci. Bu üçlü zaten illaki Trent biri olur bence. Bir Trent'i bir öne çekebilirsin. Mbappe'nin önüne çekelim evet aynen. Doğru. Organizasyon yapacağız. Yapacağız hani... evet. Aha. Serbest tamam. Vuruşlar bunları çok ayarlamaya gerek yok gibi. Hepsini Neymar kullansa okey zaten. Otomatik zaten Neymar'a hı-hı. Kullanılacak gerer oyunduysa. Tamam şeyleri ayarlayalım o zaman. Şimdi ben genelde şöyle yapıyorum onu bir göstereyim hocam sana. Hücumdayız. Bu niye böyle ya? Ha bir en iyi kafacımıza bir bakalım. Önce bir stoperler. Zıplama 16, kafa vuruşu 17. Boyu kaçtı? 1.88. Evet, Skriniar daha iyi. Peki Haaland da var tabii. Zıplama 18, oo, kafa Haaland, vuruşu Haaland. 15. Valla boydan dolayı Haaland evet. Tabii. Arka direğe de Skriniar'ı koyabiliriz. Bazen evet. Arka direğe sektiriyor. Tamam o zaman Haaland'ı yakın direğe. Skriniar sol stoperdi galiba. Aynen. Evet. Onu da uzak direğe koydum. Şuradan da karışık değil yakın direk diyorum. Acaba bir yakın bir uzak direk mi yapsak? Hani... Bir tarafı evet. Bir tarafım yapalım tamam. Mesela Neymar şuradan kullandığını arka direğe yapsın. Tamam, soldan yaparken öyle yapalım o zaman. Haaland'ı da burada arka direğe koydum. Arka direğe koydum, tamam. Yani en azından tek plana bağımlı kalmayalım. Baktaki ön direk daha iyi. Uzak direk. Hepsini tamam. Öyle yaparız. Şöyle uzağa kesiyor, bu da soldan giriyor. Tamam. Tamam. Kornerler okey. Serbest vuruşlardan Kanada yakını da gene aynı şekilde ayarlıyorum. Korner gibi. Korner gibi. Hatta onu uzak direk yapalım. İkisi de uzak direk olsun. Aynen. Yakın direk cepheden zor. Evet. DM sol. Ha. Hocam uzak direk. Aynen. Bunları da ayarladık Kanada yakını. Başka bir şey kalmadı. Taşlarda ben kısa seviyorum. Yapıyor. Tamam. Sen ne dersin? Ben yani, genelde ayarlamıyorum. O yüzden. Yok kısa. Hani ben top kullanma becerisi iyi oyuncuya yakın oynatıp. Doğru. Mantıklı. Neymar mesela. Okey. O zaman neye bak? Bu niye? Taşta. Taça gelmem. Yanlış kişi seçili galiba burada. Ha. Şimdi yakına geli burada Neymar'a Mbappe diyeceğiz. Olsun. Neymar burada Mbappe tamam. Yakına Neymar gel. İkisine de gidebilir bu arada. Tamam. Şöyle Bellingham'la değiştirdim. İkisinde ama bu ters tek kalacak. Hücum sonunda. Tamam şey yapalım. Mbappe, belki Mbappe olsun aynen. Şey yapamaz. Tamam. O zaman böyle karışık değil. Kısa diyorum. Tamam. Diğerinde de aynısını yapalım. Şimdi bunu şeyle değiştiriyoruz. Yok. Bu burada kalıyor. Böyle yapıyorum. Şöyle değiştiriyorum. Bunu da kısa diyorum. Bu Neymar değil mi? Kullanana back yapabiliyor muyuz? Hemen yapalım. Şimdi istediğiniz gibi oldu. Tio yerine başka bir de Guerrero, kim oynayacak? Guerrero. Sağ bekte bunlar. O doğrudur. Aynen tamam. Kornerleri. Savunmada şey vermek iyi oluyor. En iyi kimdi? Skriniar'dı. Hocam sen... Uzun adamı market, uzun boylu oyuncuyu. Bence Haaland da ön direğe gelsin ya da ya şey yani. Tamam. Ön direğe keserlerse Haaland karşılasın. Tamam. Yani Skriniar'da adam markajı onu da ön direğe koyarsak sanki iyi bir savunma. Uzun boylu oyuncuyu market dedim. Aynen tamam öyle oldu. Taşlarda hem Bellingham hem sağ orta saha yakın hem de sağ önü yakın oluyor değil mi? Şimdi burada Barella, burada Neymar oluyor. Ters tamam. Tarafta da burada Mbappe, burada Bellingham oluyor. Gidenler? Gidenler öbür kanat ve santrafor. Tamam.
Aynen. Neymar'ı ceza sahasının dışında bırakabilir miyiz? Bırakabiliriz tabii. Bence öyle yapalım. Orayı seçemiyormuşuz. Şu mu? Ceza sahası dışında bekle. Aynen. Burada tek başına kalıyor. Başka birini gönderelim mi? Ne bileyim, top seker, bir orta yapar Mbappe falan. Bir tane daha hani böyle... Kim olabilir? Şey mi yapsak? Barella... Bunların da savunma şeyleri var işte. Sorumlulukları var. Bir risk alıp 6 numaraya oraya mı göndersek taşlarda? Haydi. Ya da 6'yı yakın oynatıp Bellingham'ı mı göndersek ikisinde de? Tamam, öyle yapalım. İkisini de Bellingham'ı gönderelim. Tamam. 6'yı yakın oynasın. Yakına gel diyorum. Rodri, aynen. Sadece gerekirse geride dur yapalım şunu. Tamam. Biraz... Neymar da cihazsız dışında bekliyor. Evet. Yani orada tam ayarlayamıyoruz. Belki buralarda da bekliyor olabilir. Bakalım. Şimdi Mbappe'yi mi yakına istiyorsun bu sefer de? Yoksa burada kalsın mı bu tarafta? O kalabilir. Buradan kullanırken kalsın. Neymar yakın oynuyor. Neymar yakın, evet. Aynen. Cazı, yanında da kim bekliyor? Barella ve Bellingham, sağ bek, Trent ve Rodri. Tamam. Evet, şu anda taktiğimizi ayarladık. Gerçekten de tatmin olduk diye bence düşünüyorum. Bence içimize çok sindi. İçimize sindi. Bakalım maç içerisinde de çeşitli düşüncelerimiz cebimizde. Evet. Ayrıca silahlar var. Bakalım. İnşallah güzel olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, maçı başlata giriyoruz şu anda. İki takım da hazırlıklarını yaptı. Gördüğünüz gibi 11'ler. Evet, 11'ler hocam, geldi. Hocam, nedir takımımızın ismi? Bizim takım 11 Ateş. 11 Ateş. Alev emojileri atıyoruz. Alev. Bizim nedir hocam? Birileri oynar FC. Yani niyetimiz belli. Bu arada iki takım da birer de sürpriz. Yani sürpriz demeyelim. Sizde bence Kante'nin oynamaması sürpriz. Ben Kante'yi oynatacağınıza emindim. Böyle bir değişiklik var. Bizde de Kane yedek başlıyor. Evet, bizim için o da sürpriz oldu. Messi oynayacak önde. Bakalım. Allah ya. Yalnız siz mesela... Faroe Adaları gibi veya Britanya takım adaları gibi, Karayip Adaları gibi bir isim bulabiliriz yani. 3 tane ada görüyorum burada. Mbappe bir bağımsız ada, Neymar bir bağımsız ada, Haaland bir ada. Yani bu takımı kim birleştirecek? Aslında birileri oynar da bunu ifade ediyor. Evet, aynen. Zaten sadece biri oynasa yetiyor bizim için. Didier Deschamps galiba hani atsın, birileri bir şeyler yapsın. Kesinlikle öyle. Tribündeki atmosfer diyelim. Evet, bu kim, siz misiniz? Bizim konuşuyoruz. Siz konuşuyorsunuz. Barella olduğuna göre. Şıkırın yanında diyelim. Sinirle kollarımızı savuruyor muyuz? Bence oğlum ne motive oldu? Ben daha yeni girdim odaya. Ben yanlışlıkla girdim, motive oldu. Ne bu mesela? Bu yani bir şey diyoruz. Böyle hey diyorlar. Onlar da motive oluyor. Eller cepte, biraz cool duralım biraz. Ya bunlara tıklayınca genelde kötü sonuçlar doğuruyor. Ben uğraşmıyorum. Aslında öylesi mi diyoruz? Aynen. Direkt buna tıklayalım. Neymiş bu? Onlara nasıl bir takım olduğumuzu daha ilk maçtan gösterelim beyler. Bence çok mantıklı bir konuşmaya. Basıyorum, bir kişi bile motive olmadı. En azından demotive olmadılar. En azından demotive olmadılar. Bravo, yani. Çok doğru, aynen. Agresif, sinirlendi Rüdiger kızdı. Rüdiger, bu ne konuşma lan, bomboş konuştun diye. Rüdiger maça kızgın gelmiş niyeyse bilmiyorum. Kimi... Sizde de 3 kişi onu motive sadece. Onu biraz sonra. Tamam, ben de aynı söylüyorum. Bizimkiler kendine güvenin yerine geldi, motive oldu. Sakin, bizim hadi tranquilo. Bravo. Bizim takım... Kendine güveniyor bakalım. Hocam şimdi 11'lere göre bir değişiklik, bir şey yapacağız mı, ona bakabiliriz burada hemen hızlı bakalım, bir şekilde. İlk defa güzel göreceğiz 11'lerini. Şöyle bir bakalım. He. Aldık ya falan diye. Tutucu mu? Ona bakıyormuş. Tutucu bir takım gördüm ben orada. Evet, enteresan. Biz topu da tutuyoruz. Topu bu arada da ikili orta saha çok cesur geldi bana. Hadi bakalım. Hemen, neyse, çok tutuyor, vermeyelim. Vermeyelim. Devam evet. Edelim. Yok, ben bizden bahsediyorum zaten. Evet. Başladık. Evet, böyle slow motion izlemeyelim tabii. Bunu birazcık hızlandıralım izninizle. Kritik anlar mı yapıyorum? Kritik anlar yapalım tamam. Önce. Her bir sürekli heyecan. Şu hızlı sanki. Tamam, bu ben aynen. Hadi bakalım. Evet, geliyoruz, bir duran top tehdidi, aman diyeyim. Gol! Van Dijk! Kardeşim arka direkt bak. Hocam. Önlemini de aldık bu arada. Yani gerçekten harika önlemler alınmış. Evet, bu kadar olacak iş değil ya. Hocam burada çektik, burada kısa oynayacağız gibi ama De Bruyne bize de sürpriz yaptı. Biz kısa oynasın demiştik. Kim tutuyor Van Dijk'ı hocam? İnanılmaz ya, hemen bakalım ama hocam. Ama De Bruyne akıllı. Yani niye Bellingham tutuyor ya? Messi'nin arkasına markaj gelince hemen direkt oynuyor. Harika. Güzel. Rudiger'e de... Ya siz fırça atacağınız adama mı bakıyorsunuz şu an ciddi? Evet. Kimi çıkaracağız? Araya da sarı görmüş bu arada. Kral daha 2. dakikada. Orada bir yanlışlık var. Hocam. Buna da davranışsın, aynen. Çünkü belli ki biz sürekli buradan... Van Dijk'te.
Giriyor mu? Hadi bakalım. Başlatıyorum. Bu arada ilk seçimimizin asist, ikinci seçimimizin gol atması da aslında bir draft. Aynen. O Salah. Hocam oyunu ele alamadık henüz. Evet, şu anda daha çok onlar almayı düşünmüş müydünüz? Evet. Biz... Messi'ye bak ya. Aslanım benim. Forvet ama adam tıkır tıkır geliyor. Şurada yani. Bir kazansanız topu o kadar yani Arge Sport'a evet. Saldık bir sürü. Ama orta sahada da çok. Evet bak hakikaten şey pozisyon tamam. Oynuyorlar. Pozisyon oyunu oynuyorlar. Evet. Bizim o zaman possession. Konuştuğumuz ikinci şeye. Evet, o zamanı geliyor galiba. Evet, şimdi şu hücumdan son, sonra. Son. De Bruyne kaçtı. De Bruyne savunma arkasına koşu yapıyor falan. Aa, Messi. Abi bunlar hep konuştuğumuz şeyler hocam. Evet. Şu an biz konuştuğumuz şeyleri sahada göremediğimiz için. 12 dakikada evet. İki kere durdurdular. Konuşmadığımız şeyleri yapıyoruz. Evet. Ulan Barella da şarkı. Ne sarı bir de sarı da yemiş ya. İkinci dakikada yemiş daha. Yani. Golden önce yemişti. Peki. Neyse hadi bakalım. Yine korner bu arada. Ama önlem alınmış bir korner. Haydi bakalım bilmiyorum. Yani bir zahmet. Artık biz daha ne yapalım? Elimizle seçtik ya. Oo. Ne oluyor ya? hocamın anlattığı gol oldu. Kornerlerde. Hocam yani biz bütün tuşlara ya. Bastık artık. Buradan sonra bizim yapacağımız bir şey yok. Kemal tutacaksınız onu yani. Onu da biz mi tutalım? Bu arada bir durdurun isterseniz girmiş. Kimin hata yaptı bir ona bakın bu tekrar. Bu arada çarpıp girmiş. De bunda bir hatamız yok artık yani. Son. Yapacak bir şey yok. Bütün... Bakalım. Yapma olmaz. Oo, kaleci var işte kaleci. Diğer şeyi de öyle yapacaktık arka tekrar. Neyse bu. Ama orada ya da henüz görmedik. Bu biraz inisiyatif alınmış kimi. Yok artık yani bu. Ya Allah aşkına ya. İnanılmaz. Şu an dörtlük olabilirdi Ruben Dias ve kardeşim. Bir de kendi sahamızda oynuyoruz. 1.44 XG'miz var. Rakip 0.3. Güzel. Dakika kaç? Dakika daha 26. Oo uzun topa bak. Ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Aa Rüdiger bak çizgiden çıkardı. Hadi Neymar top değmedi ya. Bence yalandı olan bizim pozisyonda bitti o iş. O şu an kornere çıkacak. Geldik. Bitti bu iş. Geldik. Bitti. Devam. Çok iyi kapatıyorlar. Barella dünyanın en kötü pasını attı ya. Okay, biraz kendine geliyor takım. Biraz eksik mi kalıyoruz ne? Neyse onu devre aslında arasında bakarız. Teknik olarak evet bizim kalmamamız lazım ama. Güzel. Hadi Mbappe yap bunu. Yap bunu. Al işte. Yalanda olan pozisyonu. Evet gol beklentisi 70'e çıkarabildik anca. Bir duran topta. Hadi yine kontra, arka direk. Arka direk Haaland. Hoca penaltı ya. Haaland'a da işte bak Haaland yere düşünce çalmıyorlar abi. Bak NBA'deki gibi. Devam bu arada devam. Hadi, daha... hadi Neymar. Anca kendine geldi. Ne yapıyorsun ya? Sıkıntı. Oğlum ne yapıyorsun? Ben Diaz ne yapıyor? Orada pas verilmez yani. Hadi abicim hadi. Ya da hızlı diye mi öyle gözüküyor? Bravo be. Oğlum oradan niye vuruyorsun ya? Evet ya. Neyse dengeledik. Evet. Ama skora dengeledik. İşte aynen. Önemli olan oydu. Evet güzel. Tık. Hadi tık gidiyoruz. Güzel. Evet bu işte bunu istedik bravo be. Bravo be, bravo hep be. Hep böyle başlayacak, biliyor musun? Valverde. Aynen. Hadi Neymar. Çık. Bravo Neymar. Yap çok güzel, çıkart. Vara gider. Budur bu. Ya, budur vara ya. Vara gider, çıkmıştı. İşte bu. Hocam bu ya kadar. Ya bu kadar tempolu draft yapıyoruz, tempolu oyuncularda. Bizim işte bu genimiz var ya, bu genimiz. Bir kere 2-0 kapatsak daha iyi tabii de. Yapacak yine. Bir şey yok. Neyse, güzeldi. Bravo çocuklar. Sizin golleri sonuna kadar güzel. İzledik, hayırdır ya. Tamam. Ne FIFA Muhammed'i bir hakem geçelim. Bizim merkez hakem komitesi atamış. Hocam, bizimkiler atamış bunu. Şu an iki tane bir anlı yapmamız gerekiyor. Bizim evet. Yapay zeka. Hemen. Diğer konarda arka direkt. Tamam. Ha, önce ne diyelim? Şanssızsınız mı diyelim? Ne diyelim? Kızalım mı? Çok kötü oynuyorsunuz falan diyelim mi? Demesek mi? Demeyelim. Şanslısınız diyelim hadi. Tamam dedim. O güzel oldu. Biz taktiğe yapıp sonra çok size bırakacağız. Oyun disiplinini kaybetme tehlikesi varmış Bellingham. Çok kızgınmış. Niye ya? Neye kızgın? Niye artistleniyor? Bu arada anladım. Orta sahalardan birisine daha... Rüdiger çizgiden top tamam. Çıkardı. Orta birisine daha şey gelsin. Evet. Bu... Bitirebilirdik. Şimdi hallediyorum hocam. Yok şey. Atıcıyı da. Atıcı. Tamam. Niye bunu ayarlayamıyor ya? Hücumu yapıyorsunuz. Savunmayı mı yapıyorsunuz? Hücumu. Hücumu yapıyorum da. Şunu seçtirmiyor anlamsız bir şekilde. Niye öyle? Niye öyle oldu zaten? Kaleci ayarı yapıyor falan. Abi niye atıcı şey yapmıyor?
Salah şöyle yapalım abi. Salah top kazandı. Ondan golü bir pozisyona gittik. Ama onun dışında... Haaland'ı da çekti. Bir de orta sahalarda biraz birisi daha pas oyuna girsin. Şimdi evet, düşük reytinglere bir bakalım. Rudiger biraz düşük bir reyting. Nasıl düşük çizgiden top çıkardı? Barella'yı al hocam, Barella'yı al. Barella'yı oyundan alıyoruz. Kovacic, Fabinho, Kante. Nasıl hocam? Yani içeride bir Barella konuşacak. 2-6 Bellingham yapsak. 60 olmadan aldılar. Yani Kante'yi alalım ya. Tamam. Pres yapıyoruz ya, al Kante'yi boşver. Tamam. Bir de agresif yap Kante'yi. Yani hadi oğlum, hadi. Basın. Ha, öyle yapıyormuş. Basın. Tamam. Bellingham da tekrar bence Mazzara'dan ziyade şey olsun, oyun kurucu, oyun kuruluna destek olsun. Hı-hı. Ön tarafı değiştirsek mi? Çünkü orta saha çok büyük, sadece Rodri'nin değişikliği dönüyormuş gibi oldu. Şey oldu. Bunun dışında bir oyuncu değişikliği bir şey. Yani. Yok, sarı kartlıyı aldık. Evet. O zaman size bıraktım hocam, buyurun. Daha bırakamamışım, şimdi basınca bırakacak aynı. Bol bol böyle devam gençler diyelim bence. O hepsi memnun hemen hemen. Güzel. Herkesin moralini de arttı. İşler yolunda ya. 11 ateşte. Vallahi öyle. Taktiğe şuradan ekstra basacağız. Ama iki tane kornerden gol yedik. Önder hocamın evet ya. Çalıştırmasıyla. Yani oyuna evet. Şimdi şöyle hocam. Bizde takım morali bayağı düzgün. Kötü oynayan oyuncu da yok. De Bruyne bayağı iyi durumda. De Bruyne, hakikaten onların bence beklene veremedi. Seviyesi. Oyuncuların performansı bize problem gözükmüyor. Güzel. Kenarda Harry Kane, Sterling gibi. Burada moral olarak da problemimiz yok. Bir görelim mi hocam 60'ı? Görelim. Görelim. Bir 60'ı görelim biz. Hadi bakalım. İptale bastı. İptaldi. Bunu yalan dolan mı gösteriyor, pozisyon mu bu? Bilmiyorum. Evet. Kediden başladığına göre pozisyon galiba. Hatta gol mü? Gol! Süper gol be. Hocam. Süper gol be. Hocam harika, bunu öngörmüştük. Harika. Bunu öngörmüştük. Neyse biz devam edelim. Yapacak da bir şey yok zaten. Şöyle bir... Niye yapamıyorum? De Bruyne şov yapıyor şu an. Kesinlikle. Bizim bir stoperler... gol iki asist. Muhteşem gol. Evet. Biz üçlüye dönelim mi? Biz bir üçlüye dönelim. Çok çok açık verdik. Dönelim hocam. Ab Bellingham'ı al. Ocak'ta, Temmuz'da. Fabinho Ocak'ta, öyle mi? Temmuz'da. Ocak'ta, Fabinho. Temmuz'da. Aynen. gemi Ocak'ta yanaşırsak. Bak gelişemiyorsanız değişime gitmeniz lazım. Şu anda o noktadayız. Hocam, üçlüye dönüyorlar. Stoper olarak da seçmedikleri adamı dönüyorlar. Yani biz planlama orada da. Planlama yine yok yani. Pasör stoper yap istersen. Ama dedikleri haklı bak. Birileri oynar demişti. Aynen. Birileri oynuyorlar yani. Bir takım şunlardan gelir. Şunları bir ters çevireyim mi? Yap bakalım. Yap bakalım ne oluyor. Tamam. Biz geçen Mustafa ile oynarken... Gülcek ne var kardeşim ya? Diyor ki... Takımı daralt dedi. Ben dedim ki en darda diyorum. O zaman genişlet diyor. Bir şeyler yap. Bir şeyler yap yani. Bir şeyler yapalım. Haaland da sanki rolünü mü değiştirseydik? Değiştirelim. Neyse şu golden sonra değiştirelim. 250 metreden vurdu ama Courtois. Bu Courtois seçiminden çok kesinlikle, memnunuz değil mi hocam? Çok kesinlikle. Birinci kalite. Güzel. Messi Mbappe'den top kazandı bu arada. Harika. Çok iyi top. Ay bu nedir çok ya? Ya De Bruyne'nin bu artık neyse şimdi maç bitsin öyle konuşuruz da. Oyunun bug'ı bu yani. Böyle yani gizli forvet bug'ı ya. Bu nedir abi? Birinci sıradan seçtik. Yok ya böyle bir De Bruyne izledik mi hayatımızda ya? Savunma arkasında koşu yapan falan. Ya bizim soyunma odası iyi. Valla yeni bir oyuncu yaratmışsınız yani hocam. Rüdiger'i alıyorum 6. Önder Özen'in başına mı çağırdık bunu ya? Valla ya. Pepe ya da. Pepe. Hallediyor. Bir kavga dövüş olsun. Pepe girdi. Bir iki adam sakat diyorlar. Neymar'ı çıkartayım mı? Messi'ye dikkat edelim. Ya da şey yapabiliriz.
Neymar forvet arkası çift forvete dönelim istersen. Onda bir gizli forvet, bir de biz gizli forvet dedim Neymar'a. Hiç. Vallahi. Ne kadar gizli. Yani bize özel bir şey de kadar gizli. Siz Neymar niye özellikle soldan uzaklaştırma gibi bir şeyiniz var? Zaten solda başladı ki. Solda oynuyordu ya. Şimdi demin aldık. Ya taçta da top kaptırmasa mıydık acaba? Evet. Geldik mi sanki? Sektirir mi? Aa yok. Falan. Neyse aldık. Ya falan ne yapıyor Ruben? Bu ikilinin yaptığı şeylere evet, bak yalnız. Evet bu. Aa süper. Yalan da olan bir pozisyon bizimmiş. Hakikaten onurulmuş. Salla. Aa Messi! Az ya. Messi orada da yazıyor burada. Ses efekti verdim. Messi ünlem diye. Dur bakalım. Daha iyi olduk be. Vallahi akıyoruz. Neredesiniz? Biz de. Orada olmamız lazım. Biz de iki tane çok... Rodri! Ne yapıyor ya? Ne yaptın? Rodri işte bu yüzden aldık. Oha! Güzel. Bu taktik kaydedelim. Keşke bir de gol atsaydı. Bu taktik kaydedelim. Çok alakasız oldu ya. Neyse baş. Hiç bir kaydedelim bunu. Biz artık böyleyiz. Böyle 3-2 bitti gibi kaydedelim. Biz artık buyuz biz. Biraz enerji lazım mı? Evet hocam bir şey görelim aslında. Durdur istersen de. Güzel. Leao atabiliriz hocam. Şu andaki 11 ne durumda? Çünkü çok sert. Şöyle olacak. Hocam. 11 gördüğü sarı kartı hak etmiş. Kimi? Niye böyle bir yorum yapmış anladın? Yani işte sert girdi demek istiyorum sana. WhatsApp'ın biraz üstünde en kötü oyuncumuz Messi şu an. Böyle bir durum var en ama Messi... En kötü oyuncumuz Messi olsun. Taktiğimizi değiştirmeye gerek var mı? Ya ben Kane'i düşünmüştüm ama... Hı-hı. Yani Son da iyi oynuyor, De Bruyne de iyi oynuyor. Salah da bayağı bence oyun içinde. Evet. Salah'ın yerine Messi'yi atıp Kane'i atabilirdik. O biraz daha ofansif bir değişiklik olur sanki. Hı-hı. Bilemedim hocam. Şu anda aslında en agresif şekilde oynuyoruz. Enerji durumları ne alemde? Ben anlayamadım. Şurada soruyorum. Hocam genelde şey hani hafif... İyi durumda mıyız yani? Messi iyi durumda. Yorulanlar biraz De Bruyne, Salah gibi hafif. Onları da ellesek mi? Rodri gerçek hayatta da gönderir böyle size. Kaç dakika kaldı? Ceza sahası dışında 13 dakikamız yani. Var. Yani. Bence bir değişiklik yapalım. Yani biraz enerji yüklemesi yapalım. Rhys James yerine Hakimi atabiliriz belki. Mümkün. Onun enerjisi ne durumda? Belki onun da sıkıntılı biraz. Tamam. Onu değiştirelim. Eşref yapalım. Hakimi. İyi de oynamıyordu. Savunmada bir değişikliğe çok gerek yok gibi. Orası kalsın. Bir de belki Valverde mi? Valverde de iyi ya. Önde yorulan varsa? Önde yorulan Son var hocam. Ama o da iki tane attı. Çok iyi. Ama tamam attı. Girsin Sterling atsın yani çay getireceğine. Bence Leao'yu alalım. O da olur. Son'u çıkarıyorsak tamam Leao'yu atalım. Evet burada bir bak gördüm. Buraya atarız. Tamamdır ben de değişiklikleri onayladık. Hadi bakalım. Bu ben durdurdum diye yoksa pozisyon spor mu? Yalan dolan spor. Evet. Hatta birkaç dakika ama sonra Kurtağı bir bize verirse, değil mi? Pozisyon olabilir. Bravo Pepe. Davis bir görelim seni de be. Gördük. Evet. Yok artık ya. Yapma. Yalan dolan spor. Ama şu ana takılacak. Alın beyler alın şu topu. Al şu topu bravo, be, bravo. Rodri be. Ya Rodri'ye yürü. Bak ya maçı da... Yürü Mbappe. Mbappe sararmış. Oo Van Dijk ya. Hadi. Düzgün çıkalım sakın. Hadi. Al be. Güzel. İyi pres. Rodri al kardeşim. O bizde artık ya. Güzel. Hiç gelmiyor abi bile. Helal Rodri'cim. Ne yaptın Trent? Saçmaladın Trent. Trent hiç beğenmedim bu arada. Alfonso Davies. Yürüme oğlum. Son bölüme damga vurdu. Bravo. Messi. Trent'i bu adam çıkar mı çıkmaz. Bu adam çıkmaz. Leao da burada sizi yaptı. Trent, ya biz Trent'e şey demeyecektik. Risk al falan demeyecektik. Şeyde kaldı. Sinirlenme değişikliği mi oldu? Evet. Kulüpten kovdu şu an. Rodri de yorgun, Haaland da yorgun. Mane Benzema.
biz de bir tek bir değişiklik yapalım, devir oyunu alalım. Mbappé'ye de kaçıyorlar. Burada hocamın tazeleyelim. Çok arkaya kaçıyorlar. Yani. Messi'yi doldu. Oraya atıp tamam. Ya da Kane şey çıkarmayacağız Trent'i. Yok yok iyi. Tamam. Ya da bir orta saha daha alıp. Orta sahamız yok gibi hocam. Brozovic'i alıp stoperlerin önüne koyabiliriz yani. Ben yedeklerde görmüyorum. Ya yani şey saçma oldu. Yedekleri seçerken 25 ilk 18'e yani girip kaybediyorlar ya. Şeyi bu mesela yani karşı takımın orta sahasının daha kırılgan olması gerekiyordu. Çok enteresan. Bizimki kırılgan oldu. Öyle oldu valla. Evet de buna. Aynen. Nasıl kıracağız? Yok oynuyor şu an. Tamam. Brozovic maalesef almadı hocam. İkinci maç için değerlendirip hepsi de hücumcu ya da savunmacı. Nkunku'yu alabiliriz. Otavio'yu alabiliriz. Var mı? Nkunku'yu alıp Nkunku De Bruyne yapabiliriz sanki hocam. Ama onu yapabiliriz ama orta saha için hala ben biraz ısrarlıyım sanki. Otavio'yu alabiliyor muyuz? Otavio da yok hocam maalesef eyvah, ikisinden de. Burada bir planlama ya. Hatası yapmışız. Ya bizim idari menajer çalışmıyor böyle insanlar. Versin istifasını gitsin ya. Kesin hesabı. Burada tercihimiz var mı hocam? Kane, Sterling, Nkunku. Burada değerlendirebileceğimiz oyuncular gibi. Ama yani De Bruyne de şimdi star gibi oynuyor. Son dakikaları hak ediyor. Enerji durumu ne alemde? Enerji biraz düşük. Alphonso Davies'in düşük, hafif. Ama o da uçuyor. Stoperler bitirdi bizi. Evet. Ben bu kısmı bilmiyorum. Orada yani enerji gerekiyorsa yapalım. Sterling'i Salah yerine atalım mı hocam? Atalım. Tamam. Biz şey yapalım. Hı hı. 3-4-1-2 yapalım. Tamam. Son bölümde bir çaycıyı da bir oynatalım. Evet, 3-4-1-2. Çaycı bir golümüzü de yiyelim. Ondan da bir gol izleyelim. Bizim bir gariplik var bu takımda ama çözemiyorum evet. Güzel. O merkez güzel. Çok kötü. Lorenzo'ya bak ya. Güzel. Van Dijk abi çok fark etti gerçekten. Leo. Hayır bir de bu bizim aldığımız böyle çok büyük risk almışız gibi oynuyor takım. Evet, öyle evet. Bir risk Messi. Almadık yani. Aa çaycı. Çaycı. Ah çaycı diye bir şey söylendi. Goyacağız ya. Goyacağız ya. Yapma be. Real Madrid oyuncusun sen sakin ol ya. Şehir gibi top oynuyor evet, çocuklar. Güzel. Hak ettik hocam. Evet. Evet, çocuklara evet, çok iyi beyanat vermemiz lazım. Başkanı çağıralım soyunma odasına bir havaya atalım. Özensin'in yani bir Özensin'in gelir mi hocam? Evet gelsin. Bir bonus. Ya o kardeş. Pepe'ye bak ne yapıyorsun ya? Oynatacaktık. Hadi be kardeşim ya. Sinema 2 top oynuyorsun. Sinema 2'den evet. Serbest 8'den Sinema 2. Ooo Messi'ye. Messi ya. Hocam 5. Hocam ya 4-2 5-2 bizim için. Maç burada, bitti hala şey atıyor takım ya. Şimdi burada hocam dedi ki yani öyle hemen kanmayalım. Öyle yani son 2 tane attı ama Leao'yu alalım dedi. Ben son kalsın taraftarıydım ama Leao girdi 2 tane Messi asistini yaptı. Çok iyi pas. Bu hocam bu maç 3-2 riskliyi bambaşka bir noktaya getirdi. Allah tebrik ediyoruz. Maşallah bak maç bitti hala devam ediyorlar evet. Yani atıyorlar yani. Bitti mi şu an? Bitti. Ben tebrik anlamadım. Ediyoruz. Ya valla inanılmaz. Kız şunlara ya. Su şişesi fırlatayım mı? Fırlat. Ama herkesin moralini bozuyor. Ama kafasına bozuyor. Be. Ferguson şişeye o. Ferguson Beckham'a yaptığı gibi. Krampon fırlatıyor. Cam su. Fırlatmadım hadi. Kurtuldular güzel, şimdi. Güzel alkışlayalım çocuklarımızı. Evet. Bravo. Biz de sizi alkışlıyoruz. Gerçekten çok iyiydi ya. Etki edecek şekilde güzel nasıl alkışlanıyorsa. Kimi de hocam Rodri de yani çok sürpriz bir gol attı. Defansif orta sahadan adam 30 metreden yapıştırdı. Rakibimizin attığı ha, goller tekrar edilebilir var. Cinsten değil. Bu bizim değil. Bu onların biz, taktiği. Biz kaydetmemiştik. Böyle çıkalım üst, falan. Madem öyle. De üstüne kaydetmiş sanırım ya. Evet. Sorun ya. Değil ya. Hallederiz. Tamam. Zaten çok üzerine değer bir taktik değildi yani. O kadar be. Ayarlamıştık vallahi ama. Vallahi gitti. Bir baklava yapalım mı? Tamam. Hani diyorduk ya B planımız. Mane defansif orta saha mı yoksa şey mi? Değiştireceğiz. Yok onu şey yapacağız. Şöyle bir bak, değişiklik şöyle, yapayım mı? Hallederiz. Onu şey yapacağız. Şey yapacağız. Bunlardan rolleri öyle. Bir. Şu 2-6'lı mı oynasak? Zor hocam. Yani 2-6'da 4-4-2 gibi. Bu da işte kadro mühendisleri de ne yapalım diyorlar mesela. Baklavaya dönelim Neymar boşa düşüyor. Öyle. Bence olur. Değil mi? Şimdi bunları evet, kadro evet. Mühendisliği, açık öğretim fakültesi, mühendislik fakültesi şeyi. Şey yani hocam, bunu ayarlayayım mı? Bir 5 daha yiyelim. Online almış.
Online eğitim. Alalım. Biz hakikaten şu anda... Şu... Evet. Dur rolleri hocam, düzeltelim. Hocam şey, pro lisans kursunu EBA'dan almışım. Doğru. Bunu sola ister misin? Tabii. Daha iyi olur. Şöyle şöyle. Aynen. Yardımcı... Şöyle yapayım mı? Oyun kurucu biraz benzem olsun, evet. Aynen. Şimdi buraya Mane falan. Kanta vardı bir değil mi? Pepe iyiydi bu arada. Burada yere... Pepe tamam, aynen. İnanılmaz haberler geliyor. Ne var abicim, gayet güzel işte. Hatta faturayı şimdi... stoperlere çıkartalım mı? Yani Fabinho da girsin mi şeklinde? Oo diyorsun. Hocam böyle kararlar verir mi? Mesela bir tane ilk maçınızda kötü bir mağlubiyet aldınız. Hemen bütün stoperleri şey, değiştirelim, bütün forvetleri. Taktiği tekrar değiştirelim. Emin misin? Screener'ın yanında. Yani o biraz olmuştu aramak olur. Yani eğer o maçın önünde çok inanarak koyduysak... Kötü oynamış tabii. Bunu bir aksilik olarak görüp hemen vazgeçmeden devam etmek daha doğru olabilir. Biraz daha bence... Yani ya da bir istifade bir hizmet hocam. İstifade bir seçenek. İstifade bir seçenek. Değerlendirdiniz mi? Önce bir ikinci maçı da görelim. Şey yapalım, o risk almasın. Yani taraftarın yoğun protestosu tamam. Var. Twitter'da trend topik tamam. Olmuşsunuz yani. Şunu böyle ayarlayalım. Hocam yakında TikTok'a girecek. Biraz daha, uzun topu yönelim bence. Tamam, şöyle yapayım o zaman. Çok yapınca bu sefer şey oluyor. Çok şuursuz ilerliyoruz. Hiçbir fikirleri yok abi. Tam birileri oynarız ama, ya. Ama kuruluş felsefesine uygun. Evet evet. Yani birileri oynar. Kuruluş felsefesi biz uyuyoruz hocam. Kimseyi şaşırtmadık. 1814'te kurulduk. İlk başkanın ismi ne var. Kadar forvet santrafor varsa aldık. Aynen. Sonra 5 gol yedik. 11'leri de oynayamadı. Kimse oynayamadı abi. Burada Grimaldo'yu... Ya gerçi Harry Kane yedek olduğu için Osimhen'i atabiliriz. Otavio'yu da alalım. Otavio'yu alalım, Brozovic'i alalım. Onları aldık hocam. O yüzden madem oyun yok bize çift santrafor. Enkunku duruyor değil mi? Yani oyun yoksa çift forvet oynarsın abi. Bu futbolda güç böyledir. Öyle değil mi hocam? Ve şişirirsin. Bir oyunun yoksa çift forvet oynarsın. Çift forveti uzun vurursun. Biz de onu yapıyoruz şu anda. Güzel. Yani bu arada rakip takıma da önlem alabiliyoruz hocam. Buradan talimat verebiliyoruz. Bence alırsanız... Neyin sizin... Alırsanız problem yaşarsınız. Biz çok seviniriz ya. Ama bu diğer taktiğe göre. Ne olur alın ya. Bambaşka bir şey oynuyorlar. Biz size bir önlem alalım. Biz hep önlem. Bunlar tamam. Mbappe var mıdır hocam bir tercihimiz? Yoksa eğer ikinci taktiğimizi maça göre mi yaparız? Bence... İkinci taktiğimiz de var da görmedik bile. O kadar gerek. Azıcık kıralım. Mümkünse. Derin oyun kurucu savunma tarafında hocam zaten. Yani destek daha şey yaptık. O zaman devam edelim. Tamam hocam. Hadi bakalım. Tamamdır bizim de. Devam. Burada bir övgüler gelmiş. Şimdi mesajlara bakıyorum. Ha, bambaşka bir transfer yapıldı. Ya evet, hadsiz bir yardımcı hocamız var orada. Bütün takımı değiştirdi diye bir öneri geldi. Kim? Bize mi? Bize geldi. Herhalde ajan hocam. Yani olabilir. Kesin öyle bir durum. Şu an ha. Takım morali tamam, iyi yalnız yani. Bizim evet çok bir enteresan bir 5 yıl. Abi kardeşlik Kore çabası devam ediyor. Dur şimdi. Haaland'ı biz arka direk koyamadık bu arada finalde. Abi koyamadık yani. Bir kornerde koydum. Serbest vuruşta koyamadım. Çıkmıyor çünkü anlamsız bir şekilde. Neyse. Bu siz misiniz hocam? Takıma... Acıma yok değil mi? Mesela mesajımızda söyleyelim. Size çok güveniyoruz. Yani herkesin proaktif olması, inisiyatif alabilmesi konularında onlara sarsılmaz bir inancımız var. Otavio sen niye moralin bozuk ya? Bu takıma giremedin diye morali bozdurmadın. Hocam etkilenmiş gözüküyor. Kurtuğa ve Kimi olumlu yanıt verdiler. Bir dakika. Valverde de memnun. Etkilenmiş görünen Kimmich mi? Aynen olumlu yönde etkilenmiş. Olumlu süper harika. Valverde memnun. Diğerleri sakin hocam. Takılıyorlar. Bir tek Otavio bir tribe girmiş bir şey agresif. Biraz sert yapalım. Neyse, bir şey söylüyoruz. Zaten Brozovic varken onu söylüyoruz. Buyurun. Hocam buyur sen istediğini şey yap. Sinirli burada. Rüdiger, Romero, Hernandez. Hocam taraftarımızın önüne 5 atıp döndük. Evet.
Evet, haydi bakalım o zaman. Biz deplasman takımıyızdır belki de. Belki de. Belki de. Deplasmanda daha cesur oynuyoruz, hadi bakalım. Evet. Hadi koçum, hadi. Çok erken, çok erken ya. Pozitif futbol. Başarılı. Ama şimdi deplasman golü sayımız da bizim 5 olduğu için yani 3 farka güzel, kadar bize o, tamam ama önde karşıladık. İyi yerde evet, önde karşıladık. Evet. Rodri iyiydi. Rodri yine fark yarattı. Bu Rodri. Enteresan. Ama suyu bizde memnun. Ruben Dias da iyi. Teo be. Helal Teo be. Mbappe geldi beyler. Döndün içeri. Aa! Direkten döndü ya. O direkleri okuttuk biz. Biraz pasif kaldık gibi. Kaldık bayağı. Bir devreyi görelim hocam, ve müdahalelerimizi yapalım. İşe yaradı hocam abi ya. Bu takıma biraz agresif konuşacaksın. Yıldızlar topluluğu ya. Alın geri. Bravo be. Karakter işte. Orta sahayı üçleme vaktimiz gelmiş. Helal bir Rodri be. Gol. Offside. Yok bence yok. Offside yok. Devam. Hocam daha çok gol atmamız lazım. Aynen devam. Abi şaka mı bu ya? Neyse 4 dakika kaldı. Bak Trent'e şey kestik. Evet. Varis kaldı ama korna geri döndü. Gerek yok abi. Bek sonuçta yani. Ama işte şey. Alalım yine geri alalım. Aman. Kante. Eyvah. Valverde telafi etti. Ayar Allah aşkına ayar ya. Valverde. Harika. Olacak iş değil. Altıncı yatamamıştı diye önceki maçta. Burada telafi etti. Devre bitmeden bu gol güzel. Harika oldu. Aslında bir önceki maçta da benzer senaryo olmuştu ama biz müdahalemizi yapalım. Evet. Yine yani de. Biz mi konuşuyoruz? Onlar konuşuyor. Evet. Bir konuşsunlar bakalım ne diyorlar. Aferin. Yani bu hocanın önerisi aferin çocuklar toplam gol sayısı. Dönem hala biziz. Böyle lazım. Devam. Yani hani turlu bir maç. Evet. Doğru. O hepsi çok mutlu. Risk güzel hepsi. Tamamı memnun oldu. Siz buradan bir taktiğimizi de yapalım. Şey yapalım. Yapalım mı hocam? Hı? Ya ben bir Brozovic yapalım diyorum. Valverde de attı. Ben Brozovic, Valverde, De Bruyne onun kırılsa. Enerjiye bakalım. Var mı? Hiç sıkıntı da olamaz. Yok. Enerjimizde tamam. Problem yok. Şey Davis hariç ama o da iyi durumda yani şey çok değil. Çok akıllı. Kötü değil. Çıkmasın. Dörtlü çıkmasın ama pres olsun. Burada neden vazgeçeceğiz ama? De Bruyne de burada gizli forvet iş yapıyor. Önceki maçı biraz eksik kalır mı? Şöyle düşünelim. Yani. Yok zaten yani, Mbappe hallediyor işi. Biz Salah'tan yeteri kadar verim aldık mı? Salah'ın performansı bu maç biraz daha geride hocam. Yani vazgeçilebilecekse... Messi böyle mi yapalım? Hayır. Yani Sterling'le Salah'ı değiştirebiliriz mesela. Tamam. Daha ciddi bir enerji koyabiliriz. Yani çay falan denmişti, çorba denmişti. Evet, bir onun kahve falan denmişti. Bir görelim bakalım. Sol ayağıyla. Burada De Bruyne'yi buraya sağ içe atıp buradan hücum etmesi aslında evet. Real pozisyonu. Kimi yerine mi yapalım hocam şey? Ya da Kimi'yi sağ beke atıp ama ki o da atlet, burada riskçem sarı kartlı. O zaman hiç riske girmeyelim. Kimlikle şeyi değiştirip Brozovic'i atalım orta sahaya. Kimlikle mi değiştirelim? Yani böyle mi yapacağız? Risk James'i çıkarıp Brozovic'i soracağım. Evet. Tamam. Kartlı oyuncumuzu çıkaralım. Nasıl, ne durumda şey Brozovic? Brozovic'te bir problemimiz yok hocam. Rolünü de seçelim. Savaşçı orta saha diyelim, aynen savunma öyle. Diyelim. Evet. Valverde Dinamo dedik. Evet. De Bruyne de ofansif oyun kurucu o evet. Gidecek o. Hı. Onun şeyi rahatlığı var. Tamam biz tamamız o zaman. Tamam bize geçelim. Şu konuşmayı bir yapalım. Tamam siz yaptınız konuşmayı. Yok yapmadık. Yok yapmadınız tamam. Evet. Maçın başındaki aklımda kalmış evet. Biz onların soyunma odasına böcek yerleştirdik. Şu tedirgin. Yerleştirdik hocam. Öfke. Pepe çok öfkeliymiş. Alttan iki. Harika. De Arnandos tedirgin. Tamam, yani. Hiçbir şey olmadı. Yani tedirginlik devam ediyor. Oldu ya oldu. İki kişinin morali şey bozuldu. O dediğime bekler çıkmasın. Hatta ve karşı pres. Mustafa FIFA taktiğine deniyor şey. Beşliğe de dedim. 5-3-2'ye döneceğim mi kanka? Hayır. Biz Ferguson'un United'ını yapıyoruz şu anda. 4 tane. Uzun mu vuracağım? Basacağız. Full mü peki? Full basıyoruz.
Sonunu düşünen kahraman olamaz mı? İki gol bulmamız lazım. Trent'in yerine de uzun bir adam. Rüdiger öneriyor ama. Rüdiger olur. Başka sağ bek yok şu an. Niye Rüdiger olur. Yani uzunluğu tamam. Karşılayalım. Hernandez iyidir. Tamam. Bu çok enteresan. İlk defa görüyorum bak. Şey olacak. Fehmet tarihinde de. Aynen. Ne olacak ben de merak ediyorum. Bakalım. Ha, okey. Almışım zaten. Haydi. Vur. Kurtuğa zaten iki maçta da. Sen vur mu diye bağırdın bizim oyuncumuza. Ha dışarı şey uzaklaştıran. Bak bak yani. Dönen toplar bizde bak orada çakıl bekliyor gördün mü? Bravo Rudy evet helal olsun. Valla hocam bravo ya. Kante bitti yalnız ya. Kante hadi. Hadi Benzema. Bitti. Nasıl ya? İnanamıyorum ya. Biz çok %100'lü kaçırıyoruz ya. Gerçekten hocam Kante'nin üstüne oynadınız ama Arapasız bıraktım onu. Ya ben aldırmaya çalıştım oyundan. Rodri, Van Dijk, Bruno. Çok güzel. Hemen. Güzel. Yüzünü dönmesinler. Çaycı yürü çaycı. Toka. Çaycı da girdin. Güzel. Dominacı Boğla. Kral ne yapıyorsun? Seguracı Boğla. Toka. Oo. Ya Rudiger. Bravo be. Bu işte. Bravo. Sonra son Rudiger iki tane verdi son. Evet. Leao düşünebiliriz. Çok iyi hamleydi hocam. Bravo valla. Çık be oğlum. Hadi Alan Bey yaz bir tane artık offside be. Offside galiba. Yok. Offside. Bakacak VAR'a. Hakem evet, Abdülkadir offside. Bitigen. Evet, bakıyoruz. Arda. Ah be. Hocam. Nice. Güzel. Bu teknoloji hocam, çok güzel bir şey. İki gol bulmamız İşimiz lazım. Video ne güzel bir alet değil mi? Bu arada net bu şey işe yaradı da. Son. İşte yani biraz işten geçti. Davies. Ooo evet. Terse. Bizde. Çaycı. Arda çaycı bak, çıktı ya. Bu çok iyi abi. Dörtlü duruyor. Dönen top devam. Evet hocam valla. Vur. Aferin. Evet. Pozisyon bizimmiş. Bizde, bak o bizde. Dörtlü bravo. Durduğu için dublaja gelemiyorlar, alamıyorlar. Hı. Aslında ihtiyaçları bu değil. Şu anda oynadıkları değil. Biraz hocam. Erken yedik hocam. Bunlar uzun uzun vuruyor gerçek. Oğlum. Hadi be abi ya. Neler kaçırsın. Neler kaçırılıyor ya. İnanılmaz. Burada direkt kaleciden sonra direkten de döndüm. Evet. Hadi Alant, hadi. Hadi be! Nasıl oluyor ya burada? Hocam abi, inanılmaz ya. 3 tane sen. Kaçırdık ya. Şu an var ya öne geçmiştik yani toplam golde şunları atsalar. İnanılmaz ya. Bu ne ya? Şu an tekrar mı bu? Yok değil. İkinci korneri kullandık. Salak bir kameraya geçti. O neymiş ya? Ah yapma şu hareketleri ya. Salak bir kafa vuruşu. Bir 60 müdahalesi gelir mi hocam? Yapalım. Pardon. Dur istersen. Maçı durdur. 3-1. Hocam dörtlü çakılı savunma basıyorsun. Dönen topu alıyorsun devam. Valla helal olsun hocam ya. Burada çok ne yapabiliriz? Çok şeyimiz varmış. Dörtlü çakılı savunmayla dönen topu alamaması lazım. Evet. Ama önde basıyoruz aynı zamanda. Sayısal olarak mümkün değil. Hocam işte Ferguson United'ı 4-2-4 şeklinde basıyorsun. Hocam De Bruyne 6 kere savunmanın arkasına kaçtı ya. Valla ben bu oyunda mümkün olanlar şu anda. De Bruyne role çok uyumadı gibi hocam. Oyun kurucu, hücum oyun kurucu. United Roma'ya böyle yedi attı. Performans da evet, düşük. Doğru ya. 4 tane tamam, pres yapan, 6 tane pres yapan, 4 de... De Bruyne'nin düşük biraz. Alalım doğru, ihtiyacımız buymuş. Alalım. Alalım hocam o zaman. Önemli bu oyuncu. Messi'yi getirelim oraya. Bu merkeze mi çıkıyor? Evet. Neymar yerine yani Dalton'un arkasına basacak. Forvet'in arkasına. Okay. Şey yapalım. Zamanı geldi mi? Bence olabilir. Kane'i alalım. Bir de Kante tamam. Yoruldu. Ne durumda evet. Kane? Gayet memnun. Ama kenarda memnun. Şöyle o zaman. Tamam. Gerçi Kante yoruldu mu gerçekten? Yapalım. Kane de yani yok birazcık yoruldu ama daha var bir 10 dakika daha var. 15 evet. Dakikası. Destek atsın. Aldık risklerimizi. Biz de aldık risklerimizi. Gol atacağız. Siz ama kazanıyorsunuz ki zaten şu an. Gol neyse istiyoruz. Genelde biz, ha, yani, anladım tamam. Biz seyirciye de oynayalım. Biz sevmiyoruz. Aynen sonuçta bir gol bizim için yeterli Neymar değil. Yüksek skorlu oyunlar. Neymar 6-5 kötü. Tamam bu oyunda ama ne lazım abi. Tamam. Bu oyunda tempo oyunu. Basıyoruz. Kante ne durumda? Okay. Kante biraz yorgun ama daha var ya. Tamam. Sakatlık geçirdi ama maça devam edebileceğini hissediyor. Hissediyor da biz hissediyor muyuz? Barella alalım mı? Bir de Rudiger sarı kart görmüş. Barella alalım mı? Alalım. Şey yerine, Kant yerine. Topu da iyi kullanır. Barella dostu oynayamıyor da oynar. Oynar mı? Oynar ya. Yani o pozisyonun oyuncusu değil doğal olarak diyor da. Rodri'yi o göreve çekip tamam. Barella'yı daha şeye
koydum. Hadi bakalım. Rüzgar'ı da çıkartamayız artık. Yok yok, rüzgar dönen toplar değil abi. Tamam. Benzema kalsın mı? Kalsın kalsın. Tamam. Benzema da nihayetinde. Güzel. Messi. Evet, Siri cevap verdi. Messi deyince ooo baba damga vuruyordu ya sonunda. Yalnız biz gerçekten baksana abi. Vallahi şu olacak işte bak ya. Biz işte değerlendiremedik yani. Evet. Bir de Benzema'lar falan kaçırıyor. Hocam son değişiklikler. Rodri bizlere ömür. İnanılmaz XG verdik. Kovacic, evet, evet. Bellingham. Biraz hocam 5 atmanın dağıttığı biraz rehavet olmuş takımda. Bir anlamı yok. Kovacic gelsin. Bunları da böyle değiştireyim. Şöyle tamam. Yapayım. Buraya da böyle diyeyim. Buraya böyle diyeyim. Çıkarayım mı bunları hocam? Bitiyor artık. Tamam, Romero'yu al. Yok, o ileri çıkartayım. Anladım, tamam. Bir değişiklik hakkımız daha var. Bir Ömer Erdoğan gelir mi? Rüdiger'e tamam, git. Bize bir gol lazım. Bellingham'a sağ, sağ bek yap. Bize bir gol lazım. Ben Messi'nin hocam o rolde. Kimi beklentim çıkartın? Var Messi'den. Belki bir Leao yapabiliriz. Sonun durumu nasıl bizde? Leao'ya da bir bakalım. Hocam şu an gol yeme taktiği yaptım. Tabii yani yapacak bir şey yok. Bunda yapacak bir şey yok. İki gol bulmamız lazım evet. Diye. Yürek yedik taktiği yaptık. Biz de son bir hamlemizi yapalım artık görelim hocam finali. Zaten seyirciler gel, seyirci diyorum. Enerji durumu bir ne alemde? Son iyi bir maç çıkarıyor ama burada Messi çok iyi bir maç çıkarmıyormuş. Sonun yerine Leao'yu atabiliriz sanki hocam yine. Sonuç vermişti. Sonunda enerjisi biraz düşmüş. Davis bitmiş. O zaman Davis'i değişelim. Eşref Hakimi ters kanat şey olur mu? Yok. Ters ayak yani sıkıntı Grimaldo'ya güvenmiyor muyuz? Grimaldo'yu son anda çıkardım hocam. Öyle mi? Brozovic yerine. Yardımcı Anton abi versin istifasını. Brozovic'i koymak için onu feda ettim hocam. O zaman. Çok özür dilerim arkadaşlar. Oraya, o zaman Bastoni'yi oraya getirelim. Bastoni atalım, biz de hücum beki demeyelim. Çakılı diyelim. Çakılı bek, evet. Böyle devam edelim hocam. Aynen devam. Son Leao yapalım mı? Yapalım. Son değiştiğimiz... Aslında var ya, skoru bulacak pozisyonları bulduk ya. Bulduk ya, valla. Başlat. Evet, maç hızlı aktı. Demek ki iyi savunuyoruz. 24 şut çekmişiz abi. 87 oldu hocam. Top 24 güzel. Şutun 12'si isabetli yani. Bizde değil. Bizde değil mi şöyle? Ama adamlar 250 kişi atak yapıyorlar. Tut. Aferin. Oynadık be. Oo. Aferin Pepe ya. Ya kardeşim. Atamaz bu, atamaz. Ben Mike Gundias'ta yani güveniyoruz. Şuraya bak ya, 25 indirdim. Şut ya. Abi 25 Pepe. Şut ne ya? Evet, tebrik evet, ediyoruz. Tebrikler. Bravo, bravo. Hocam elinize sağlık. Evet hocam. Tebrikler. Çaylar nasıl? Hocam. Çaylar ya hocam, biz tek eksiğimiz o Sterling'in bir güzel bir gol atması. Güzel bir gol. Onu da bekliyorduk. Yani. Olmadı. Evet. Ama şimdi... sonuçta 6 gol attığımız bir performans var. Hı-hı. Değişikliklerden verim aldığımız bir performans var. Doğru. Aslında oyun olarak döndük ikinci maçta geri döndük. Tabii oyun bence 25 yani, şut bulmuşuz ama agresif bir Süper Lig taktiğiyle olmadı, iş yaptılar. Evet. Zaten bunu konuşmuştuk 4-2-4-4-4-2'ye evet. Döneriz diye ama ilk maç beklediğimizden çok daha fazla kötü geçti. Ben 5 fazla oldu. Şunu fark ettim yani maç başladı biz hem oyunda üstünlük hem skor olarak üstünlük. Siz iki evet. Defa çok erken mola basketbol hı-hı, gibi hı-hı. Molalar aldınız, revize ettiniz, güncellediniz her güncellemede. Evet, dengelendi ve oyunda üstünlük alır noktaya da gelmiş oldunuz. Demek ki yani bu oyunu ilk defa oynuyorum ben. Yani demek ki bu oyunda müdahaleler işe yarayabiliyor. Evet hocam. Yani. Uğur da güzel müdahaleler yaptı. Bizim ilk maçtaki değişikliklerimiz hep verim aldığımız değişiklikler oldu. Sizin ana plan da çok iyi çalıştı hocam. Evet. Biraz orta sahayı üçlemek, ya daha doğrusu biz iyi bir kontra yapmaya çalıştık ama daha demek ki belki üçlüye de dönemedik. Bastoni'yi de aldık. Belki daha erken üçlüye dönsek sonuç alabildik ama bu da tecrübe şimdi. Rakibimize göre konuşuyoruz. Üçüncü yani bir daha uzun bir organizasyon olsa belki orada bir üçlü de düşünebilirmişiz yalnız, diye düşünüyorum. Yalnız Rudiger'le Trent'i değiştirip aslında bir ofansif evet. Hamle yapmak kesin. Da... Kesin. Bravo hocam. Yok, ben yok. De orada hocamı tebrik katılıyorum. Sonun performansını evet. Çok düşürdü. Evet. Birebir evet. De aldı yani. Yani benim asla aklıma gelecek bir şey değil. Şimdi Haaland, Mbappe, Neymar, Benzema gibi dörtlüye karşı aslında
Yani onların hiçbirinin maça damga vurmasına müsaade etmedik. Evet. Doğru. En büyük başarımız aslında bu. Bizim yıldızlarımız çok daha ciddi etkili oldular. Evet. Yani De Bruyne'de, Messi'de, hatta Son'da. O 57. dakikada olan şey ne? Penaltı mı kaçırmış? Ne bu? Hayır, golü iptal edildi. Gol iptal. Gol iptal. Tamam, doğru. Onu da tekrar hakem hocalarına bırakıyoruz kararı. Yayıncı kuruluşta değerlendirilsin. Yayıncı kuruluş da Uğur Karakullukçu olduğu için yapacak bir şey yok şu anda. Federasyon da benim, hakem de benim, yayıncı kuruluş da benim burada. Zaten federasyon, yayıncı kuruluş zaten yakın şeyler. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ümit ediyorum güzel bir size içerik sunmuşuzdur. Önder hocama çok teşekkür ediyorum. Çok keyif kattınız hocam. Bilgi kattınız, keyif kattınız. Ya ilk defa geliyorum, daha trash talk konusunda uzmanlaşacağız. Şey yaptık. Benden çekeceğiniz var, söyleyeyim yani. Ümit ediyorum. Biraz öğreneyim ben. Arkası gelecek. Mustafa Boğa çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ümit ediyorum. En büyük teşekkür de izlediğiniz için. Sizlere ümit ediyorum. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Mutlaka. Abone olmayı unutmayın. Bunlar ne kadar artarsa o kadar bu tarz içerikler daha fazla gelecektir. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.